Selamlar, hoş geldiniz. Bugün Haziran ayında okuduğum kitapları anlattığım bir video çekiyorum. Haziran ayı benim yeni yazarlarla tanışma ayım gibi bir şey oldu. Burada 8 tane kitap var. Kafka ve Tezer Özlü dışında diğer tüm kitaplar daha önce hiç okumadığım yazarlardan. Bu tanıştığım yazarların hepsini de sevdim ve diğer kitaplarını okumak isterim. Dolayısıyla Haziran bence güzel bir aydı. Şimdi okuduğum 3 tane kitaptan çok etkilendim. Onları en başta anlatmak istiyorum. İlkiyle hemen başlayayım. İlki Emile Ajar'dan Onca Yoksulluk Varken. Emile Ajar'ın bu Goncourt ödüllü kitaplarından bir tanesi. Bir de Romain Gary ismiyle bir tane daha ödüllü kitabı var. Bu 1975'te ödül alan bir kitap. Bir de Cennetin Kökleri var. O da 1956'da ödül almış. Bu da daha önce hiç denk gelmediyseniz eğer, Goncourt ödülü Fransa'da bir yazara sadece bir defa verilen bir ödül. Ama Emile Ajar, yani Romain Gary, iki farklı isimle katılıp iki defa aynı ödülü alan tek kişi oluyor. Böyle bir magazini ve böyle bir önemi var aslında kitabın. Bu kitaptan sonra acilen Cennetin Köklerini de okumak istedim. O da ödüllü olduğu için. Bu kitap böyle çok genel olarak kaybedilen bir çocukluğun hikayesi gibi ve bir çocuğun ağzından yazılmış. Bir çocuğun ağzından yazılan kitaplar genellikle beni böyle bir tık şey yapıyor. Endişelendiriyor. Ya işte o çocuk bakış açısından çıkarsa, o dili koruyamazsa ilerleyen sayfalarda. Böyle biraz kitaptan uzaklaşacağım diye korkuyorum. Ama bu kitapta hiç öyle bir şey başıma gelmedi. Tamamıyla çocuk zihniyle yazıldığını düşündüm ve hiç yabancılamadım. Başından sonuna kadar çok keyifli ve aynı zamanda da çok üzücü bir deneyimdi. Kitap çok akıcı. Kitabın hani işlediği konulara rağmen, işlediği konuların içerisinde Holokost'tan bahsediyor, ırkçılıktan bahsediyor, bu azınlık olan ve istenmeyen bir çocuk olmaktan bahsediyor, hayat kadınlarından bahsediyor. Sefil, fakir, sağlıksız, elverişsiz hayatlardan bahsediyor. Ve tüm bu ağır konuları barındırarak aynı anda çok eğlenceli ve keyifli bir kitap ortaya çıkmış. Ya bu kitabın şeyini çok sevdim. Bir çocuğun ağzından bu kadar ağır konuları bu kadar güzel bir şekilde işleyebiliyor olması bende hayranlık uyandırdı. Ve kitabın çok akıcı olması da cabası. Yani hiç akıcı bir kitap olmaz, işte sürüklemez, elinize tekrar tekrar almak isteyeceğiniz bir kitap olmaz gibi düşündüm. Belki bu benim önyargımdı. Biraz ağır olur gibi düşündüm ama hiç öyle değildi. Hikaye gibiydi ama aynı zamanda da çok güçlüydü. Tam olarak öyle yazmışım. Çok sade, bağırmayan ama aynı anda çok güçlü ve yoğun bir roman diye. Yani hakikaten bunu böyle okurken ve kapattığımızda çok güzel bir şey okudum ben dedim ve çok tatmin oldum. Ki bunu okumaya çok fazla zaman ayıramamama rağmen, böyle bölük pörçük okumama rağmen çok güzel bir deneyimdi. Bir de böyle oturup hani iki günde, iki oturuşta vesaire bitirdiğiniz düşünülürse çok çok keyifli bir roman olabilir. Söylemediğim bir konu daha var romanın işlediği. O da ötenazi. Biraz size ötenazi hakkında da düşündürüyor. Bu da güzeldi. Onun işleniş şekli de güzeldi. Önemli ve üzerine kafa yorulması gereken konuları işleyip bu kadar hafif, bu kadar böyle midenize oturmayan bir roman yazılması beni çok etkiledi günün sonunda. Çok mutlu oldum bu kitabı okuduğum için. Cennetin Köklerini de okumak istiyorum dediğim gibi. İkinci kitabım beni çok etkileyen bu ayı okuduğum. Yalçın Tosun'dan Anne Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler. Bu kitap beni nesiyle etkiledi? Allah. Bu kitap beni nesiyle etkiledi söyleyeceğim. Ben Yalçın Tosun'la dediğim gibi ilk defa tanıştım. Bu da onun ilk kitabıymış üstüne üstlük. Bu bir öykü kitabı. Ben öykü kitaplarını anlatırken sürekli bahsetmeyi unuttuğum bir şey var. Geçmiş videolarımdan özür diliyorum ama öykü kitaplarının bütünlüğü. En baştaki epigrafından, öykülerin içeriğine, öykülerin isimlerine, işledikleri konulara hepsinin bir bütün oluşturduğu öykü kitaplarını çok seviyorum. Bu da öyle öykü kitaplarından biriydi. Muhtemelen hepsinde bu bütünlük korunmaya çalışılıyor ama bu kadar hissettirmiyor bazılarında kendini. Bu o bütünlüğün çok hissedildiği kitaplardan bir tanesi bence. Yine mesela Melike Yazıcı'nın kitapları da bana öyle geliyor. Ya da işte Murat Gülsoy'dan okuduğum Belirsiz Bir Yağın Kıyısında da öyleydi. Burada sevdiğim şey kesinlikle dili. Dilini ben çok sevdim. Çok yormadan, çok basit değil, çok süslü de değil. Rahat okunan ve güçlü bir dili var bence. Yazarın tüm kelime seçimlerini, tüm anlatım tarzını çok beğendim. Onun dışında en çok etkilendiğim şey
kitaptaki kadın karakterler ve bir erkeğin bu kadar güzel kadın karakterler yazabiliyor olmasını da takdir ettim açıkçası. Çünkü biraz çekiniyorum bazen. Tamam yazmasanız mı acaba falan diye böyle bir şey yapıyorum. Cinsiyetçilik yapıyorum orada. Neden beğendim? Çünkü toplumda hiç görmeye alışık olmadığımız ve ayıplanan kadın karakterleri yazmış. Ama aslında da çok içimizden. Çok da spoiler olmasın diye konuşmak çok zor oluyor genelde bu tarz konularda. Eğer okuduysanız ben Elena Ferrante'nin Karanlık Kızı'na bir gönderme yapacağım. Orada da mesela beni çok etkileyen bir şey, işte kadının anneliğini aslında hiç onaylanmayacak, toplum standartlarında hiç onaylanmayacak bir annelik duruşu olmasıydı. Beni çünkü kendimle yüzleştirdi. O anneliği eleştirdiğimi fark ettim. Sonra yazarın tam olarak benim onu eleştirmemi ve bunu fark etmemi istediğini fark ettim gibi bir şey. Burada da çok benzer. Anadolu'da işte X bir şehirde yolda görüp komşumuz olan kadınlar, bu kadınlar içlerini bildiğimizde, işte hikayelerini öğrendiğimizde onları aslında toplum olarak ayıplayacağımızın kesin olduğu şeyler yapıyorlar. Ve biz onların hikayesini okuyoruz. Benim için çok güzel bir okuma deneyimiydi. Her şeyiyle bu öykü kitabını çok beğendim. Bir tane şey okuyacağım, çok komik geldiği için. İki tane şey okuyacağım. Bir epigrafından çok etkilendim. André Gide'in bir sözünü almış Dünya Nimetlerinden. Diyor ki, senin için kendi ailen kadar, kendi odan kadar, kendi geçmişin kadar tehlikeli bir şey yoktur. Şu da benim çok komime gitti. Pasta isimli öyküden bu. Evlenme üzerine konuşuluyor. Diyor ki işte, şimdi de evlenme yaşın geldi diyor. Evlenme yaşı. Komikleme at tamlaması. Hayır baba, evlenmeme yaşındayım ben. Hem sevmiyorum erkekleri. Kadınları çok sevdiğimden değil, yanlış anlamayın. Erkeklere özel bir garizim var. Aslında evlenmeliyim belki. Böylelikle en azından birinin hayatını zehir etmem garanti olur. Bu çok hoşuma gitti. Çok tatlıydı. Böyle bir sürü tatlı hem paragraf var hem öykü var. Çok beğendim. Yalçın Tosun'la tanıştığım için çok mutluyum. Sonraki kitabım, yine çok etkilendiğim kitaplardan biri. Julian Barnes'tan Bir Son Duygusu. Bu kitap çok iyiydi. Bu kitap edebi açıdan beni çok tatmin etti. Çok güzel bir şey okuduğumu düşündü tam kapattığımda. Okurken de aslında ama bitişiyle ve kapanışıyla birlikte dedim ki ben hakikaten çok iyi bir şey okudum. Ve Julian Barnes'tan evet ben merak ediyordum ama böyle çok da merak etmiyordum. Sadece işte popüler bir yazar, biraz okuyayım bakayım neymiş falan dediğim bir yazardı. Ama dedim ki yani çok merak etmeliymişim ben bu yazarı. Hakikaten çok beğendim. Bu kitapta beni asıl etkileyen şeyi söyleyeceğim. Şöyle bir his geldi bana bu kitabı okuduğumda. İşte içinizde birçok kişilik olur ya, inşallah vardır. Birçok kişilik var işte, konuşuyorsunuz sürekli. İşte biri tembel, biri işte gazlı, biri ne bileyim başarı odaklı, biri salmış hayatı, bir sürü modunuz oluyor, kişiliğiniz oluyor her neyse. Bir tane de böyle bilge bir kişiliğiniz oluyor, böyle üçüncü bir kişi. O hep orada ve o hep böyle oturmuş bekliyor ve sizi izliyor, o tüm kişilikleri gibi. O çok sakin ve biliyor her şeyi. Saçma ve spiritüel konuştum ama o bilgelik ve o sakinlik aslında insana çok iyi gelen ve işte hayatta doğru kararlar vermesine sebep olan her neyse. Bu kitabı okurken böyle insanın o bilge ve o sakin tarafıyla bağ kurduğumu hissettim kendimin. Bu kitap da kendinin o tarafıyla bağ kurmuş gibi hissettim. Ve bu his böyle çok kolay kolay gelen bir şey değil. Çünkü biraz da farkındalıkla ilgili. Çok realist ve aynı zamanda çok da böyle dünyayla uyumlu bir yerden konuşan bir kişi sanki o. Bu kitap bana tamamıyla o tarafımla bağ kurdurttu diyeyim. Beğendiğim bir konu daha, kitapta en çok beğendiğim şey hakikaten çok iyi bir şey okudum. Yani edebi olarak çok güzel bir şey okudum. Bunu ben genelde bana çok fazla duygu geçiren, bazı duyguları yoğun olarak hissetmeme yardımcı olan kitaplar için kullanıyorum. Farklı farklı kısımlarda farklı duygulara sizi sürükleyebilen kitaplar. İçinde aslında her şey var. İşte en çok beğendiğim şey dediğim edebi tarafı. Ondan sonra felsefe var. Empati, duygu çok fazla. Böyle yakınlık, sıcaklık, içtenlik çok fazla var. Bitirdiğinizde tatlı bir şey okuduğunuzu ve
İçiniz ısınıyor yani genel olarak. Bir de merak var. O polisiye şey de vardı. İşte bir şey merak ediyorsunuz. O ne oldu, ne oldu, ne oldu diye soruyorsunuz kendinize. Bu mesela kitabın akıcılığında çok pozitif yönde etkileyen bir şey. Dolayısıyla hem merak ettiriyor sizi, hem çok güzel bir edebiyat okutturuyor, hem biraz felsefe yaptırıyor size kendi kendinize, hem yeni insanlarla tanıştırıyor, hem içinizi ısıtıyor. Bir kitaptan bekleyebileceğim her şey vardı. Ne peki konusu? Bu kadar konuştum da ne siz bunun konusu derseniz de. Konusu şu ama bence size şunu veriyor. Ben hayatımı hakikaten doğru yaşadım mı? Ben bu elimdeki tek hayatı hakkını vere vere istediğim şekilde yaşayabildim mi? İyi anlattığını düşünüyorum kitabı. Bize verdiği mesajda bu elinizdeki tek ve bu kimin sözüydü hatırlamıyorum bu. Biricik hayatınıza ne yapacaksınız? Bunu sordurtuyor. Çok güzeldi. Çok çok güzeldi. Herkes %100 çok sever diyebileceğim bir kitap değil. Ama kesinlikle bir şans verilip bakılması gereken bir kitap bence. Bu böyleydi. Artık daha fazla konuşmayayım bunun üzerine. Yazarın diğer kitaplarına kesinlikle bakacağım. Sonraki kitabım Tezer Özlü'müz. Tezer Özlü'müzden Çocukluğun Soğuk Gecelerini okudum. Bu kitap bana tam olarak şu hissi verdi. Çok fazla anlatmayacağım. Tezer Özlü çok karamsar, çok biraz ağır ve zor bir yazar olabilir. Ben çok seviyorum okumayı. Bu kitabı mesela bana o kadar ağır ve umutsuz gelmedi. Aksine bana umut verdi bu kitap. Bu kitabı bitirdikten sonra hayatla bağım bir arttı. Ben sevdim ama herkes bence benim kadar umutlu bulmayabilir. Biraz karanlık bir kitap çünkü tabii ki de. Bu kitap bana tam olarak ne hissettirdi söylüyorum. Sanki böyle Anadolu'nun az nüfuslu bir ilçesinde diyeyim. İşte bir akrabamızı ziyarete gitmişim. Teyzem gibi gördüğüm bir insan. Ve onunla gece mutfakta sohbet etmişiz. O bana hayatını anlatmış ve işte bana hayatımı sormuş ve işte ebeveynlerinizle mesela paylaşmak istemeyeceğiniz falan şeyleri böyle anlatabileceğiniz güvenilir bir teyze imajı olur ya bazı insanlarda. Sanki öyle bir teyzeyle oturmuşum ve dertleşmişim gibi bir his verdi. Çok güzeldi. Teyzeyi özellikle vurguladım çünkü kadın bir karakter olmasını istedim yani o kişinin. Çok çok bilmiyorum, ben çok beğendim. İyi ki okumuşum. Bu da bir oturuşta zaten biten bir kitap oldu. Çok tatlıydı. Ama yine uyarı karamsar gelebilir. Çok güzeldi. Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar. İlk defa Tanpınar okudum. Mahur Beste. Bunu ben huzuru ve sahnenin dışındakileri okumak için, yani üçlemeyi okumak için, birinci kitabından başlamak için, nasıl bir cümleyse, huzuru okumak için okudum aslında. Bu üçlemenin ilk kitabı Mahur Beste, Huzur ve Sahnenin Dışındakiler. Araya bir de Suat'ın mektubunu alabiliyormuşuz galiba. Huzurdan sonraydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben genel olarak çok sevdim. Herkese öneririm mutlaka bakınlık mı bilmiyorum. Çünkü biliyorum ki bazı insanlar eski Türkçe kelimeli kitapları okumaktan hoşlanmıyorlar. Bu öyle bir kitap. Ama garip bir şekilde kelimeleri bilmesek de cümleyi ve işte anlatmak isteneni genel olarak anlıyoruz. Biliyoruz belki de. Kim bilir? Bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Çok böyle naif, sıcak, tatlı, huzurlu bir yazı tarzı var bence. Yazım tarzı var. Bir de benim en çok sevdiğim şeylerden biri karakterleri okumak. Ve burada çok fazla karakter tanıtılıyordu. Muhtemelen huzurda bu karakterleri mi okuyacağız bilmiyorum. Çok fazla karakter tanıtılıyordu. Bu çok hoşuma gitti. Ve derin derin böyle duygularıyla. Ama hani zaten kısa bir kitap. Çok sıkmadan ve uzatmadan diyeyim. Ve bu karakterlerin hepsi burjuva. Biri ha. Yo, hepsi evet. Burjuva karakterler bunlar. Bakalım, huzurda merakla bekliyorum. Bence yazın okumam huzuru. Belki işte Ekim'de, Eylül'de falan okurum diye düşünüyorum. Bakalım. Sonra İsmail Güzelsoy'dan Değmez. Bu kitaba özel bir vlog çektim bu kitabı okurken ve orada hakikaten detaylı detaylı söyledim. Spoilersız tabii ki. Çok detaylı anlatmayayım çünkü o vlogda bayağı şey var. Bir de çok detaylı anlatırsam çok uzar diye korkuyorum. Bu kitap benim hayal gücümü çok arttıran bir kitap oldu. Kitapta her konu var. Neredeyse aklınıza gelebilecek her konu var. Biraz abarttım galiba. Çok fazla, çok fazla konu var. Sıkıcı olan bir anını hatırlamıyorum. Sürekli okumak isteyeceğiniz, sürekli elinizin gittiği bir kitap. Bir yaz kitabı olabilir. İçerdiği konu bakımından belki çok uymayabilir
ama işte hemen sayfa çevrilsin, okunsun ve kötü bir şey de okumayayım diyenler için güzel bir kitap olabilir bence. Başka ne demek isterim acaba Değmez'le ilgili ya? Yazarın diğer kitaplarını okumak isterim kesinlikle. Dili, dilini çok sevmedim. Dili benim için biraz basit. Neden basit? Ben istiyorum ki işte yazar bir şey söylesin ve onu ben anlayayım. Ben kendim çıkarayım bir şeyi ama yazar o çıkarımı da bana söylemek istiyor gibi. O beni rahatsız ediyor. Böyle çok fazla ekstra cümle var gibi. Ama kitap gereksiz uzatılmış falan da değil. İçeri girmeme engelledi yani o dili. Ara ara zorlandım. Ama onu saymazsam çok güzel bir kitaptı. Çok akıcı bir kitaptı. Çok farklı bir kitaptı. Değişik bir kafası olduğunu düşünüyorum yazarın ve hayal gücünün çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Diğer kitaplarını da merak ediyorum. Birkaç kitabını daha okursam belki hakkında daha iyi konuşabilirim. Biraz bana çok farklılar ama Hikmet Hükümenoğlu'nu aklıma getirtti. Çünkü onun da Atmacısını okumuştum ben sadece. Bir de 0400'ünü aldım. Onu daha okumadım ama o da böyle çok sayfa çevirten bir kitaptı ama onun dilini mesela ben bu kadar basit bulmadım. Kolay bir dili vardı kesinlikle ama benim rahatsız olduğum, hiç okumak istemediğim falan bir dil değildi. Sanki bir benzer kefeye de bir noktada konulabilir gibi düşünüyorum. Bakacağım. Biraz daha ikisinden de birkaç kitap daha okursam daha iyi yorumlarım bence. Sonra son iki kitabım artık bu. Ömür İklim Demir'den Muhtelif Evhamlar kitabı. Bu da Ömür İklim Demir'in ilk kitabı. Değil mi? Öyle evet. Aynı Yalçın Tosun'da olduğu gibi. Aynen. İlk kitabı. Bu ilk kitabı şöyle. Bunda mesela Yalçın Tosun'da dediğim gibi işte o bütünlük falan bence o kadar fazla yoktu. Bu kitapla ilgili olan şey, bunda mesela dilini sevmedim. Bunun dilini de çok süslü buldum. Benim için çok bir şey böyle. Böyle bir süslü yani bir kıvrak bir dili var. Çok hoşlanmadım. Böyle bir yeraltı edebiyatı romanı okusaydım bu dilden sevebilirdim diye düşünüyorum. Ama niyeyse bir öyküde olmadı. Bir istemedim yani o dili. Çok fazla geldi bana ama öyküler çok güzeldi. Mesela Yalçın Tosun'u çok beğendim. Ama hiçbirinin hikayesi aklımda yok. Çünkü o daha çok bir his ve bir anlama hali. Ama bu zeka yoğun bir kitap bence. Öykülerin mesela kurgulanışını falan hala aklımda. Mesela ilk iki öykü hala aklımda. Yaz deseniz yazabilirim. O kadar detaylı aklımda. O bakımdan orijinal bir kitaptı bence. Çok güzel öyküler vardı içerisinde. Diliyle çok anlaşamasam da diğer kitaplarını da okumak istiyorum. Neyse bir romanı var diye biliyorum. Romanında bakalım nasıl gelecek o dil bana. Onu da merakla okuyacağım. Son kitabım. Şato. Şato. Benim bu yani bu ay okuma hedeflerime ulaşamama nedeni Şato'dur. Bu suçluyorum artık Şatocuğum seni. Çünkü ben bu arada Itaki'den okumadım. Can'dan okudum şeyimden. Kindle'ımdan okudum Can yayınlarından. Bu nasıldır çevirisi falan hiçbir fikrim yok. Sadece böyle göstermek için burada durursun istedim. Ne diyecektim ben? Haziran'ın ilk 16-17 günü sadece Şato'yu okudum. Ve beni çok yordu. Şöyle çok güzel. Ben Kafka'yı çok severim. Dava benim için böyle herhalde okuduğum edebiyatı bu kadar sevmem deki en önemli sebeplerden biri olabilir. Şato'yu da okumaya başladığım anda dedim ki okey bir dava daha okuyacağım şu anda ve çok heyecanlandım ve çok güzel başladı. Çok güzel gitti. Sonrasında bence ya dönemimde değildim ya bir şey çok zorlandım. Zaten bu bitirilememiş bir kitap ama hani sonuyla ve akışıyla bir ilgisi yok ama bir şekilde çok zorlandım. Mesela davadaki o hissimi hatırlıyorum. Şato'da onu hiç alamadım. Bu kitabı kesinlikle bir kere daha okuyacağım. Çünkü kitapla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Olmadı bir şekilde. Ya dönemi değildi, ya ben kafamı veremedim bilmiyorum. Birkaç tane de yorum baktım. Acaba hani genel bir şey mi diye. %35-40 böyle zorlanan insanlar da var. Dolayısıyla belki biraz da yazımla ilgili de olabilir diye düşündüm. Ama ben kendi hissettiğim benimle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir kere daha kesinlikle okuyacağım. Yakın bir zamanda değil ama belki 1-2 sene beklemem gerekiyor. Bilmiyorum. Böyle. Ama yine de belki sizin için dönemidir ve siz içine girebilirsiniz. Bilmiyorum. Davayı okuduysanız beni anlayacaksınızdır. Dava misali dediğim noktayı. Ve zaten böyle işte dedim ya kitapların duygu geçirmesini çok seviyorum. Ama mesela Dava benim için çok daha farklı bir kitap. Çünkü mesela hala o davanın içerisinde gibi hissettiğim anlar oluyor kendime.
Sanki onun içinden ben çıkamadım bir. Öyle bir hissim var. Ben hala o kitabın içerisindeyim gibi. Hani kitap size geçmiyor da siz kitabın içine geçiyorsunuz gibi bir his, bir değişik bir his. Davayı nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum ama ben herhalde davayı bir daha mı okusam? Bir yakın zamanlarda bir dava daha mı okusam, ne yapsam bilmiyorum. Güzel bir his o. Şato'da da onu yakalayacağımdan çok emindim ve çok hayal kırıklığı oldu yakalayamadığım için. Başka bir bahara diyorum. Böyle Haziran ayında okuduğum tüm kitaplar bunlardı. Yeni yazarlarla tanıştığım için çok mutluyum. Hakikaten sevmediğimde hiçbir şey olmadı. Çok güzel bir ay oldu. Gerçekten iyi ki okumuşum dedim. Böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.